أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات tekrar bayramınız mübarek olsun. Cenab-ı Hak için iki cihanı da aziz eylesin. Maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi ve arzi, hastalıklardan hıfz-ı emin eylesin. Vehim ve vesveseleri hakikatin anlaşılmasına vesile eylesin. Zemin eylesin inşallah. Şimdi akıl, geçen hafta zihin okumuştuk. Geçen hafta derken ben yoldaydım. Zihin, akıl beraber gidiyoruz ki daha iyi kavransın diye. Gayri ihtiyarı oldu bu. Hepimiz biliyoruz. Akıl okurken zihni de şöyle bir bakayım dedim. Yani sonra akıl dersi bittikten sonra zihni başlasam ya keşke burayı da bilseydik ki akla şöyle bir noktayı nazar olurdu dememek için zihne böyle bir bakayım dedim. Dersin cazibesi. Şimdi zihne öyle bir girmiştik. O kadar cazip bir dünya ki epey yaptık böyle ders beraber. Öyle cazip bir dünya ki zihin kendisini meşgul etti ve bitirdik elhamdülillah. Bununla alakalı galiba tahmin ediyorum 3 tane ders oldu. Şimdi gene ben akıl okurken çalışıyorum. Başka bir işim yok. Bu dünyaya dershane açmak ve bunları araştırmak için gelmişiz. Ben böyle inanıyorum kendime. Şimdi akıl okuyorum. Beraber bu akıl okuyacağız. Lemalar 252'den okuyacağım. Fakat çok ilgimi çekti. İlgimi bayağı bugün akşama bununla meşgul oluyorum. Şu anda beraber mutalaa edeceğiz, müzakere edeceğiz, katkılarınızı alacağız. Onu takdim etmek istiyorum. Nedir o? İman denilen bir hakikat akıl ile ihata edilemiyor. Çünkü aklın arkasındadır. Burada olup buralı olmayandır. Burada olup buralı olmayandır. Ve öteleri burada yaşatan, öteleri burada yaşatan, ötelerce onaylandığının alameti olan bir nimet. Onaylandığını, yani Zat-ı Zülcelal tarafından onaylandığının sağlaması. Kendisi bir nimettir. Büyük bir nimettir. Şimdi onu okuyacağım. Ve imanın bu alemi şehadetteki tesirini söylüyor. Tesiri nedir? Ondan bahsedeceğim. Ahiretteki tesiri diyor. Bu akılla ihata edilmez. Akıl pusulasını bunu gördü. Bu yeri. Niçin? Bu kainat yaratılırken akıl, bu akıl kullanılmadığı için bu akılla ihata edilemiyor. İman aklın arkasındadır. Şimdi metni okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala nuril imani musabiri lidareyn memlueteyni minel nimeti ve rahmeti li kulli mu'minin hakkan yestafidu minhuma bi havasihil kesiratil mukeşifati bi izni halikihi. Yani dünya ve ahireti
nimet ve rahmetle doldurmuş bir surette hakiki müminlerin ne kadar istifade ederse kârdır. Çok hoş bir nimet, bir ders. Bak, hakiki müminlerin nur-u iman ve İslamiyetle inkişaf ve inbisat etmiş bütün hassalarının elleriyle nur-u iman ve İslamiyetle inkişaf ve inbisat etmiş bütün hassalarının elleriyle, el diyor, o iki muazzam sofradan istifadeyi temin eden ve gösteren nur-u iman nimetinin mukabiline, o imanı bana veren Halik'ıma bütün zerrati vücudumla, bak o imanı bana veren Halik'ıma bütün zerrati vücudumla, yani sana verildiğini nereden bileceğiz? Bu akşam bunu konuşacağız. Yani Zat-ı Zülcelal'ca onaylandığının alameti olan iman var mı? Yani onun tereşuatı nedir? Attığınız sayfalarda var mı abi? Var var. Şimdi ben yukarısında yazmadım. 250, şimdi ona geleceğim ya. Ha, göremedim de onu. Ha, iki şey, sondaki Osman 252, defterin 252. sayfasından okuyorum. Çok gariptir herhalde. Lemalar da 252'ye tevafuk etmiş. Ha, şimdi gördüm. Öyle mi? Ha, şimdi gördüm. 253. sayfa var abi. 252 olması lazım. Yani 53'ü gördüm ben de. Bakın abi. Var var. Var. Açın 252. 39 var. 53, 54 var. Bir de ufak bir parça var. Ufak parça odur. Ha, o lemalar 252'ymiş. Evet. He, tamam. Ama defterin de 252'ye tevafuk etmiş, o da var. Şimdi çok şimdi gördüm de, o imanı bana veren Halik'ıma nereden bileceğiz sana verdiğini, onaylandığın alameti nedir? Bütün zerrat-ı vücudumla dünya ve ahiret dolusu hamd ve şükür elimden gelse yaparım demektir. Ha, şimdi o size gelen yerde bundan aşağı yazmışım. Çok uzun olduğu için buraya aldım. Madem iman bu alemde bu tesirat azimeyi yapar, elbette dar-ı bekada öyle semerat ve fuyuzat olacak ki bu dünyadaki akıl ile onlar yata edilmez ve tarif edilmez. Akılla buraya denk geldik. Dersimiz akıl ya. Fakat akıl ihata edemiyor. Şimdi onu okuyor. Metin bitti. İmanın bu dünyadaki nuru iman ile 253 sayfadan. İmanın bu dünyadaki nuru iman ile insanda semeratı ve fuyuzatı var. Ha. İman sorguyla anlaşılır diyor ya işaretcazda. Var mı yok mu diye. O Abdülmecid abinin tercümesiyle, zahiri şeriatın tanımlamasıyla soru soruluyor. İman ediyor musun, etmiyor musun? Hukuk İslami'de bu geçiyor. Onunla yargılıyor seni. Şimdi diyor ki fuyuzatı var. Demek ki imanın bu dünyada semeratı ve fuyuzatı var. Ondan bahsedeceğiz. Ortaya feyz, nur, kuvvet, imanın içeriği, bizdeki tereşuatları bunlar. Demek ki imanın bize tereşuatlarından birkaç tanesini yazdım burada. Aşağıda sıralayacağım. Feyz, nur, kuvvet, halet, his, duygu, fikir, İçsel huzur, ruhlanmak, rahlanmak, ferahlamak ve türevleri, bunlar imanın temessül ve tereşuatları, imanın vücudunun delilleri, iman da
zatın delili. Demek ki imanın bu dünyadaki semerat ve fuyuzatı nelermiş? Birkaç tane. Aşağıdaki hariç olacak. Feyz. Yani böyle letafet, içsel böyle huzur değil. Seni arkaya taşıyan bir enerji yani. Feyz. Fuyuzat. Yaşanan bir şey yani. Nur. Kuvvet. Hele bu korona meselesinde imanın kuvvetiyle, imanın nuruyla diyor. 23. sözde. İmanın kuvveti geçmişedir. 23. sözde. İmanın kuvveti geçmiştir. Noktayı istinada bakar. İmanın nuru iman. Yani imanın iki yönü var. İmanın nuru, imanın kuvveti. Nur ise geleceğe bakıyor. Önümüzdekini yorumluyor. Kabir ve sonrasını. Demek ki feyz, nur, kuvvet, halet, his, duygu, fikir, içsel huzur, ferahlanmak, ruhlanmak, rahlanmak, huzur ve türevleri. Bunlar imanın alametleri. İnsandaki simahum fi vucuhihim min eseri sucud elsinetikum ve elbanikum. Nasıl ki onlar içsel alem, iç alem, ruhtaki haletin dişe vuruşunu söylüyor ya, elsinetikum elbanikum, simalarından ve seslerinden bellidir. Bu imanın alametidir. İman da, iman sana bunları gösterdi mi? Fuyuz, kuvvet, nur, feyiz vesaire. Bu mesnetsiz olmadığını, imanın arkasında olduğunu, arkayı tanımladığını bize delilidir. Yani şöyle baktığımız zaman, o aşağıdaki sıralama ona delil olacak. 15-20 tane madde var. 5 tanesi kafire de bakıyor. Yani iman doğru mudur? Bizce kutsidir, mukaddestir. İman bizce mukaddestir, doğrudur. Ondan daha değerli bir şeyimiz yok ama kafir ise bizde iman olduğunu, imanın doğruluğuna istese alametini bizde görebileceğinin teleşuatları var. Bir daha söylüyorum. İman bizim için doğrudur. Alametler vesaire. Ama iman öyle bir kutsi hakikat ki art niyet olmamak şartıyla imanlı sahiplerde iman kimde var kafir bile görür. Bunda iman var. Diyecek aşağıda. Allah Allah. Feraset değil mi abi o? Nasıl? Yani kafirde de oluyor mu o feraset? Hayır. Kafir bile görür sende iman olduğunu. Yani sende mesela diyelim şöyle. İman bizde var, böyle bir paket düşün Osman. Bizim için doğrudur. Kutsidir. En kutsi bir hakikattır. Bunun doğru olduğunu, eğer imanın arkası yoksa, bir şeye iman ettik. Arkası yoksa onun bağlantı, onun tanımladığı, onun bize taşıdığı şeyler de bizde gözükmemesi lazım. Yani kopuksa arkası, iman bir şey, bir anlayış. Yani korkmuşuz, Karmak söyle diyor. Korkunun diyor insanın ürettiğidir Tanrı diyor. Yani insan Tanrı'yı üretir. Niye korktu? Çözemediği için. Öyle, o zaman öyle olsaydı, iman eğer bir yeri, bir zatı, bir yerleri bize taşıyorsa, bizde tereşuatları olacak, temesulatları olacak, zuhuratları olacak. Eğer iman bizde has ise, arkası yoksa,
biz de diğerlerine farklımız olmayacaktı. Bir iddia alacaktı. Fikir olurdu. Felsefe olurdu bu sefer. Mesela onlardan okuyacağız tabi aşağıda. Diyor ki bütün hasselerinin elleriyle. O şey de güzel abi. O iman vücudunun delilleri, iman da zatın delili. Evet. Şimdi sen, zata bakmasın. Sende tereşuatlar var. Bu neyin alameti kardeşim? Ha, imanın. İman da zatındır. Çünkü şöyle düşünelim. Misal. Bir güneş düşünün. Güneş. Bir de ağaç düşünün. Bu güneş ile ağaç arasındaki bağ adı fiziğe göre foton. Risale-i Nur'da ziya, değil mi? Evet. Ziya ve şua diyor. Bu misal anladık. Şimdi bunu hakikate uyguluyoruz. Haşa. Güneşe misal şems-i ezeli Allah olsa. Ağaca misal insan. Bu şua, bu foton, yani bu bağın adı itikattır. Bu kablodur. Allah ile insan arasındaki bağın adı, yani foton, güneşle ağaç arasındaki bağ gibi, mesela bu ziya, foton güneş değildir. Değil de değil. Yani güneş, ağaç. Güneş şemsezeli, ağaç biz. Güneş ile ağaç arasındaki bağın adı itikat, kablo kabul et. O içeriği, ziyanın içinde ısı var, ışık var, renk var, ultraviyole ışınlar var, var da var. O da iman. Hasan abi bu... Ben bitireyim şunu. Hemen bir bitireyim şişem. Bu güneş ile alacağım abi hemen. Güneş ile ağaç arasındaki bağ nasıl anlarız bağ var olduğunu? Yaprak var. Çiçek var. Vücudu var. Hayatı var. Hani şu soruya da cevap veriyor. Yani Allah Halik, Zat-ı Zülcelal, taşı toprağı mahluk. Yani vacipten mahluk nasıl olur? Güneş şu kadar dehşetli bir kütle ateş. 1 milyon 400 bin santigrat derece vesaire deniliyor. Peki onun zıttı nedir? Yeşillik. Yeşil yaprağın sebebi güneştir. Bakın görüyor musunuz? Ateş kürenin tereşuatına bakın. Dişe vuruşuna bakın. Bu ağaç üzerindeki çiçek, koku, tat, vücut. Vücut. Ha bu ne yapmış? Güneş ile ağaç arasında bağ olduğunu gösteriyor. Bağ var yani. İşte güneşten maksat şems-i ezeli, ağaçtan maksat insan, o bağın adı ziya ve ziya yerine itikattır, kablo gibi. Onun içeriği ise imandır. Peki, bitireyim evet kardeşim alacağım. İmanın yani bu ağaç ile güneş arasında bağın olduğunu nasıl biliyoruz? Ağaç canlı. Ağaç yeşil. Ağaç büyüyor. Ağaç kokuyor. Kokusu var. Bu sebebi vücudu, sebep noktasında, adetullah noktasında güneştir. Şimdi ağacın bağ foton, onun da aslı güneş. İnsanın tereşuatları var, ağaçtaki çiçek koku gibi, yaprak gibi. Yaprak, çiçek koku, insanda da işte feyz, nur, kuvvet, halet, fikir, his,
içsel huzur, ruhlanma, rahlanma, ferahlanma, yorumlama, mazi ve müstakbeli insanın en büyük meselesi kabiri. Aşağıda sıralayacağız onu. Şu, bu bizde imanın olduğuna delil, arkasında, imanın arkasında da Allah olduğuna delil oluyor. İmanın sende delili bunlardır. İman da kendisi delil. Allah'ın zatına en harika kendi şahit olduğumuz, yani içsel alemimizde Rabbimize şahit ettiğimiz, şahadet getirdiğimiz alameti imandır. İmandır. Şimdi Mehmet kardeş, senin şey sorunu alayım abi. Abi aradaki bağ, itikat dediniz ya. İtikat bağ olursa, yani yön nereden nereye? Yani onun adı hidayet değil miydi? Yani güneşten bize doğru gelen ağacın kendi kabiliyetine göre renk alması, koku vermesi, şekil alması itikat olabilir ama aradaki bağ itikat olursa biraz sanki o bizim düşüncelerimizde biraz ters oluyor. Evet. Hidayet değil midir o? Evet, bugün onunla da meşgul oldum. Şimdi Allah tarafındaki, güneş tarafındaki mukaddemesi hidayettir. O hidayetin insandaki onaylanmış şekli itikattır, içeriği imandır. Yani hidayet denilince Allah tarafından bakacaksın demektir. İtikat deyince beşer canibindeki bakıştır. Hidayetin bizde onaylanması, yani mesela sinyali gönderdiniz siz bana, bu canlı yayın yapıyoruz. Ben onaylarsam bu sisteme girebiliyoruz. Sisteme girdikten sonra daha onaylanma ihtiyacın yok. İçeride şimdi bir şeyler oluyor. Sizin, ben size bir şey gönderdim cep telefonunuza, o hidayettir. Siz onu onayladınız. İtikattır. Hidayet itikata dönüşünce içeriği atmalar, gitme gelmeler de iman. Evet abi. Allah razı olsun. Amin. Bütün... Hey, Hasan abi, iman zatın nesidir? İman zatının nurudur diyor ya. İşareteceğiz daha. Zatının da nuru mu oluyor? Yani imanı şöyle beraber yapalım. Beraber gidelim, ezber olmasın. İman esma değildir. Yani imanın kaynağı esma değildir. Çünkü niçin değildir? Arkasında subuti sıfatlar var. Allah'ın subuti sıfatlarını biz kabul ediyorsak, imanın kaynağı esma olsaydı subuti sıfata itikat etmek zor olurdu. Demek ki iman subuti sıfatları, zatı sıfatları, şuunatı kabul edebiliyorsa iman arkadadır. Çünkü zatının nurudur. İçeriği Allah'tır. Bilmiyoruz ama Allah'tır. Keyfiyetini. İmanın sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti vardı. Şimdi imanın esas bu mukaddeme gidiyoruz. İmanın doğru olduğuna bizdeki tezahürlerini okuyacağım 15-20 tane madde. Bunu biz diyoruz ki, bir daha tekrar ediyorum 3 defa. Biz kabul ettik, imanı kutsi kabul ettik, doğru kabul ettiğimiz için iman bizim için doğrudur. Bu 10-15 tane madde bizim için, ama kafir bile imanın doğru olduğuna dair 5-6 tane madde, onlarca da delil olacak. Bütün hasselerinin elleriyle diyor ustad. Bir okuduk metin. Hasse ne demek şu? Bu güneş bize biraz önce anlattım ya, o koridora hasse diyor. Bir ucu hidayet, bir ucu itikat. Buna hasse diyor, hasse.
Madem iman bu alemde bu tesirat azime yapar, elbette dar-ı bekada öyle semerat ve fuyuzat olacak ki, bu dünyadaki akıl ile onlar ihata edilmez, tarif edilmez. Şimdi giriyoruz. İmanın makbuliyetine alametlerinden olan tereşuatları, bunu şualarda ahiretin tereşuatını temessülatından bahsediyor. İnsanın fıtratının şahadetiyle bir yer var. Şualarda. Şimdi imanın var olduğunu, iman böyle bir anlayış, bir tarafkirlik, bir tercih değil, olmakla beraber arkayı tanımladığını, arkayı taşıdığını, arkaya bizi götürdüğünü, arkayı bizde ifade ettiğinin alametleri nedir? Tereşuatları, makbuliyetlerine ve hakkaniyetlerine deliller sıralayacağız şimdi. Tereşuat, temessülat, makbuliyet, hakkaniyetine deliller. Bir kere iman alemi şehadetin arkasına geçirerek insanı, varlığı ve vücudu ve de olayları çok farklı tanımlaması, izah etmesi, farklı fikirlerle yol açması yine onun imanın makbuliyetine delildir. Bir, şu, insanlar mesela korona diyelim, altına inim inim inlerken insanlık, ama Müslümanları, yani biraz tahkik yapanları, bu Müslümanlarda bulunan iman vasıtasıyla, vesilesiyle alemi şehadetin koronanın arkasına geçirerek bu olayların insanı kainatın arkasına taşıyor insanı. İman. Yani ben buradayım ama varlığın sürecinin sonucu değilim. İman diyor. Yani elma ağacın sürecin sonucudur. Ama elmanın içerisindeki çekirdek ağacın sürecinin sonucu değildir. Çünkü meyvenin içerisindeki çekirdek ağacın başındaki çekirdeğin aynısıdır. Meyve ağacın sürecin sonucudur. Fakat meyvenin içerisindeki çekirdek o ağacın sürecinin sonucu olsaydı, ağaçtaki yapı, mesela şöyle diyeyim, topal bir insanın, kör bir insanın da çocuğu topal ve kör olurdu. Oysa topal insanın ve kör insanın çocuğu topal olmuyor. Böyle ağaç mesela Adana'da gelişmiş, Rize'de gelişmemiş. Ama onun çekirdeği Adana'dan olsaydı her yerde gelişirdi. Şunu demek istiyoruz. İnsanı hadiselerin altından çıkararak imanla vücudunu arkasına da taşıyor, kendi vücudunun arkasına taşıyor. Olayları, hadiseleri, iki tane, yani iki şey var. Rüştü abi derdi ki, bir varlık, bir de olaylar. Mesela elma, armut, deniz, dağ var. Vücut. Bir de olaylar, bunların ile insan ilişkileri. Bunların arkasına iman bizi taşıyarak bu hadiselerden bizi çıkartması, rahatlatması. İman, kimsesizliğini kendinle ve Halik'inle gidermesi. Mesela bunları sayacağız. İmanın makbuliyetlerinden bir tanesi de neymiş? İnsanın kimsesizliğini. Buradan çıkarttım. Bunu komple okudum. Lemalar 252 atıflarıyla.
Bu maddeler hepsi delilli külliyattan okuyacağım, okudum. İnsanı kimsesizliğini neyle kaldırıyor? Dikkat edin. Benim kimsesizliğimi benimle kaldırıyor. Ben de değilim. Benim dışındayım. Hep böyle yaşamışız. Benle tanışmamışım. Ben bana uzağım. Ben bana yabancıyım. Ben beni unutmuşum. Bende değilim. İnsanın kimsesizliğini gene kendisiyle tamir ediyor. Ve Allah ile dolduruyor. 3. Dünyevi zelzele, fırtına, tufan, taun, ateş gibi müthiş cenazeler gibi görünür, gözükenler var ya bunlar, gözükürken bunları evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin hakikat ve hikmetlerini ve mahiyetleriyle gidermesi. İman yapıyor bunu. Mesela dünyada zelzele, fırtına, tufan, taun, korona yani, salgın hastalığı, ateş gibi müthiş mesela, kabir, insanın en büyük meselesi. Bu gözükenlerin insanı ezen bunlar. Bu onları evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin hakikat ve hikmetlerini, yani bu dört tane isim, taunun, koronanın, ateşin, ölümün, hatta ömrümün kısa olması, korkunun, bunların hikmetlerini, bu taunun hakikatini, mahiyetini, suretini İman vasıtasıyla dört tane isme müracaat ediyoruz. Cevap verip olayın arkasına bizi taşıması. İman. Şu şeye bak. Bize kazanımına bak. Başka dört mü? Bu da ne acayip şu anda okuyacağım şey. Kimsesizlikten ağlayan yetim insan, kimsesiz, bıktım bu dünyadan, batsın bu dünya deniliyor ya, korona var, ölüm kol geziyor, insanlar ensesinde hissediyor ölümü, ihtiyarlandık, kanser olduk, mezar var, ölümler birebir gidiyor, bugün bir kişi de gitti burada. Hani diyor ya şu anlarda, yok mu bu hadiselerin sahibi ya, dizginini tutan? Yok mu bu kimsesizlere bakacak? Bu olaylar başıboş mu? İşte kimsesizlikten ağlayan yetim, insan fıtratlarına nur ve su vererek tersine çevirmesi, ne şınlamalandırması. Yani kimsesizlik yetimiyle ağlayan fıtratın kimsesizlik, buna nur, güneş, su, hava ve toprak olarak o kimsesizliğini kaldırması. Başka? Tevehüm ve vesveseleri yorumlayıp hakikatların sağlamaları olduklarını. Mesela insanlar vehim ve vesveseyle altında ezilirken, iman vehim ve vesveselerin hakikatların sağlamaları olduğunu gösteriyor. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar, bu değişik bir şey. Senin bildiğin abdestin, okuduğun sürenin, düşündüğün, yaptığın amelin doğru olup olmadığını sağlaması nedir? Emin, ne seni emin ediyor? Vehim ve vesvese. Vehim ve vesvese doğrularının
doğrulandığı zemindir ve sağlamasıdır. Doğrularının sağlamasıdır. Yani ve, vesvese geliyorsa abdestim var dediniz mi? Evet, şu vesvese tahariye dairdir. Tehavunu def eder. Ciddiyete vesiledir. Lakaytta atar. Bunlar bu dört tane zemin üzerinde nasıl hakikat neşinema buluyor? Başka? Ecnebi ve düşman gibi gözüken ölümü. Bu insanların en büyük sorunu değil mi? Kabir, ölüm meselesi. Can vermek. Mezar. Kefene girmek. Şu anlarda diyor ya, insanların en büyük meselesi kabir ve cehennemden kurtulmaktır. Ecnebi ve düşman gibi gözüken ölümü çözmesi, iman çözüyor. İnsanlığın en büyük meselesi olan kabir ve devamını izah ederek çözümlemesi, iman. İnsanlığın en büyük meselesi olan kabir ve ölümü izah etmesi. İşte fizik, bir tanesi de burada, onlaraca delil. Mesela ateist, inkarcı bir insan, o da ölecek, ben de öleceğim. Peki, insanlığın en büyük problemi ve sorunu olan kabir çözülmedikçe insanoğluna rahatlık yoktur. Onlar ölümü nasıl çözmüşler? İçkiyle, unutarak, meşgul olmayarak, deve kuşu gibi kafanı kuma sokarak. Fizikle çözülür mü mezarlık? Kimya ile kabir ve sonrası çözülür mü? Bunu iman çözmüş. Üzerindeki toprağı kaldırmış. İman. Kafir için nasıl delildir Osman bu? Şöyle. Ya bu adam nasıl bu kadar rahat? Bana bir tanesi dedi ki, ya dedi, hoca dedi, tamam rahat insan da gördüm ama dedi, ya sizin taife var ya diyor, nurcuları kastediyor. Ya diyor, bu hadiselerde pek etkilenmiyorlar dedi ya. Sen de pek şey yapmıyorsun dedi ya. Ya sizde bir şey mi var yani, iksir mi var diyor. Ya hocalar, alimler yani bir sürü bu koronadan duman olmuş ya diyor. Ben yatamıyorum diyor, yatamıyorum. Bunu okuyan, öyle zannediyorum, bitirmiş mi bitirmemiş bilmiyorum, hafızlık yapmış kursta. Sizin taife diyor. Şimdi dedim ki, nur talebeleri ölüme şöyle bakıyor. Biz terhis olacağız, bir pasaport lazım. Onu da bir bahane olarak görüyorlar dedim. Dedik Allah Allah. Pasaport mu yani dedi bu. Korona pasaport memurudur dedi. Şimdi malum Sağır'ın dediği gibi, ya dedi, adamları hapise atıyoruz, mecliste demiş, medrese Yusufiye dedi, diyorlar diyor. Asıyoruz dedi, pasaport dairesi diyorlar diyor. Ben bunlara daha ne yapayım diyor. Ne yapabileceksin yani? Başka bir madde okuyorum. Müthiş düşman gibi gözüken firak ve zevali visale ve bekaya dönüştürmesiyle içsel alemini yapılandırması iman. En büyük mesele firak ve zeval ya. Firak, firakı visal ile, zevali beka ile dönüştürüyor. Nasıl bir iksir ve tılsım bu iman. Bunu değiştiriyor. Hiç böyle bazen yattığınız zaman evde kimse yokken tek başınıza, hiç böyle ilkokul, ortaokul, lise, üniversite çağlarınızdaki o hadisatları, hatıraları hiç hatırınıza gelmiyor mu? Altında ezilmiyor musunuz? Böyle için babaanneler, dedenelerinizi, köydeki hadiseleri, böyle bir firak. Ustad diyor ki, firak olmasaydı diyor, ölüm gelemezdi diyor, değil mi? Ruhumuz alamazdı. Demek ki yol açan nedir? Firaktır kardeşim. Ölümün yolu firaktır. Yakan odur. Firak çok yakıyor. Ya hele köyünüze gittiğiniz zaman hatıralarınız varsa,
Nasıl orada dal üstte üst boyutu kalkarak o seni sanki o anı yaşatıyor? Firakı visal ile, zevali beka ile, tılsım ve sır yaparak dönüştürüyor iman. Alameti bakın, imanın olduğuna sen şahit oluyorsun. Başka, harici hadiseleri Allah ile, ahiret ile ve içsel alemleri izah etmesi. Mesela hadiseler oluyor. Bir sürü kudretimizin, iktidarımızın dışında hadiseler oluyor. Ne ile izah edeceksin? İmanın kuvvetiyle, Allah ile demek, imanın nuruyla, ahirete iman ile içsel alemimizi dingilliğe getiriyor. Başka? İnsana teslim, tevekkül, kanaat ve itimat fikrine, hissine, duygusuna ve haletine taşıması. Bu da çok ilginç. İnsana şunu vermiş iman. Teslim, tevekkül, kanaat ve itimat. Fikrini, hissini, duygusunu, haletini vererek dünyada rahatını temin etmiş iman. Başka? Ahireti ünsiyet ettirmesiyle, yani dünyada yaşarken orayı arzulayacak bir duruma gelmiş. Değil mi mesela? İnsanlardan bir tane dahi olsa, ya Rabbi ben ne yaptım da sıram gelmedi, ah gitsem, bu dava, bu iddia doğrudur. Ahireti ünsiyet ettirmesiyle, yani içte zevk edilmesiyle, Allah ve ahiretle ümitli olarak yaşatarak iman yaşatıyor. İçsel doyuma ulaştırması. Şimdi insanın içsel yarasını Allah ve ahiretle doyuyor. Ünsiyet ettiriyor. Onunla besleniyor. Başka? İnsani ilişkilerin doğru, yanlış, adab ve adalet kurallarının ölçülerini getirmesi. Eğer bu olmasa iman doğrudur, yanlıştır, haramdır, bacındır, anandır, teyzendir, evladındır, kızındır. Bu tanımlamaları kim getirecekti? Bunun ne demek olduğunu anlamak istiyorsanız ve komünistlikte iki şey esastır. Bir, aşırı devletçidir. Hiçbir ahlak mefhumunu tanımaz. Et ettir der. Anasıyla, kızıyla, eşiyle başkasını eşit görür. Şimdi insanlık ne hale gelecekti? Yani edep, adap, hukukları koymasa şu teyzemdir, şu adamdır, şu eşimdir, bu yabancıdır. Kim yani dinler getirmiş? Makbuliyetine yani alamettir imanın için dünyayı tanzim etmiş. Başka en önemlisi de insana insan olduğunu söylemesi ve göstermesi ve kendisini kendisiyle izah etmesi, içsel seyahat ettirmesi. Biz insan olduğumuzu nereden bilecektik? Bu dinler var olduğu halde bütün filozoflar şöyle demiyor mu sonunda? İşte kavga eden bir hayvandır. Menfaatına koşan hayvandır. Düşünen hayvandır. Filozofların söyledikleri, tabii ki hayvan bizim köpek, kedi manasında değil, canlıdır diyor, tamam mı? Hayvan o demek yani. Mesela mücadele eden bir hayvandır demiş Karl Marx. Mesela şey demiş ki, Freud, şehvetinin peşine koşan bir hayvandır. Hayvan demek canlı demek. Şimdi hiçbir tanesi insandır demiyor. Eğer dinler var olduğu halde bunlar tanımlamalarında hayvan diyorsa, acaba biz insanlar insan olduğumuzu neyle bilecektik? Bir tanesi sana demeseydi sen insansın.
Ya biz insanız da daha şu anlarda 218. sayfada insanın 20 tane tarifi var. Okuyunca kendimiz kendimizle hayret etmiyor muyuz? Vay be, ben buymuş imişim ya. Peki bir tanesi sana demese sen insansın ha? İnsan olduğunu bilecek miydin? Adem aleyhisselam cennette olduğu halde cenneti bilemedi. Değil kendisini cenneti, niye? Fani zannetti de o meyveyi yedi. Beka bulurum diye. Ve en önemlisi, bir daha okuyorum. Senin insan olduğunu sen bilmeyecektin. Bunu sana iman söylüyor. Başka, umumi dünyada, şu dünya üzerinde iman etme ile sana umumi dünyada hususi bir dünyayı temin edip içinde seni besleyendir iman. Sana hususi bir dünya tanzim etmiş. Ve hiç kimse bilmiyor onu. İman sana temin etmiş hususi bir cennet. Bir şey değil mi size? Siz de kendinize yorumlayın. Bugün bu derste meşgul oldum. Ve şu anda dersi beraber yapıyoruz. Veya yapıyoruz gibi gözüküyor. Benim şu andaki içsel huzuruma 2-3 tane buhran geçiren adam girse o göle düzelirdi. Niçin söyledim bunu? İmanın alameti bu. İmanın makbuliyetini göstermek için söyledim. İçsel huzurdan bunu kastediyor. Bunu bize temin eden iman nimeti ne diyor? Bunu bak, insanlık yanarken, inim inim inlerken sen mutlusun. Nasıl olabiliyorsun? İman etmeyle, iman yanlış bir şey olsa, ötelerden beslenmese, öteleri burada ifade etmese, bizi ötelere taşımasa, o bağ kurmasa, sende bu tesiri olur muydu? Her şeye karşı gaflet ve ülfetini kaldırması. Yani eşyaya bir nur talebesi, Risale-i Nur'dan ders alan hele, kainatı kitap gibi okuması. Kainat kitap gibi okuması. Başka, hiçe inen ezvak-ı hayat ve bütün çekilip kuruyan emeller, en dar bir daire içinde sıkışıp kalan, belki mahvolan nimetlerin lezzetlerini varlığın arkasına bizi taşıyarak, haşa haşa haşa, Allah ile ünsiyete ve Allah ile lezzetlenmeye, kalbin batınlarının batınına taşıması, insanı, fani, aciz bir mahluku Allah ile lezzetleniyor. Allah ile lezzet alıyor, lezzet. Buraya taşıyor. Ve kainatı bir zerre gibi göstermesi, insanı kainatın arkasına taşıyor. Cennet, cehennem, arş, kürs, Cebrail, Mikail, bütün alem senin dişe vuruşun, senin hakikat çekirdeğinden yaratılmış diyerek insanı varlığın arkasına taşıması iman. 2-3 tane de kaldı madde. Kendini keşfetme hedefini göstermesi iman. Kendini keşfet. Yani hedef gösteriyor. Şunu bunu değil, kendini keşfet. Başka? Ruh, kalbi, aklı ve duyguları ve hisleri el gibi gösterip, bak, ruhu, kalbi, aklı, duyguları ve hisleri, bunlar elmiş, el. El gibi gösterip ötelerden istifade ettirip, bu elle gidiyorsun, oralardan alıyorsun. İstifade ettirip insanı dünyadayken ötelerle beslemesi, sanki alemi şehadet ve alemi gaybı iki muazzam sofra yapması. İman
alemi şehadet ve alemi gaybtan istifadeyi temin ettiriyor ve iki sofra. İman yapıyor bunu. Devam ediyorum. İman nimettir diyor. Bu da çok acayip. Şu anlar 758'de, yani bir yerde desek diyemiyorum, biliyor musun, her yerde diyemiyorum. Allah nimettir diyince, tövbe estağfurullah, Allah elma, armut, portakal gibi zannediyorlar, tamam mı? Diyor ki şu anlarda, Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki, her yere diyemiyorum bunu. Çünkü nimet şöyle anlıyor, balık, portakal, lahana, süt, yoğurt, nimetleri böyle anlıyor. Şimdi Allah nimetlerin, en büyük nimetlerin kaynağı olduğu için büyük nimettir deyince diyemiyorsun. Şimdi iman nimettir diyor, nimet. Yani ne demek? O kişiye has, ötelerin dünyasına koymaktır. Nimeti açıyorum. Nimet. İnsana, kişiye has, Allah'ın verdiği bir GPS'tir. GPS. İnsanı alıyor. Bu umumi dünya içinde hususi bir dünya temin ederek buradan alıyor. Buradayken oraya koyuyor. Daha dünyadayken. Seni içine alan, iman biliyorsunuz iki tane. İman sana bir şeyler yaptırıyor. Senin içine girmiş. Bir de imanın içine giriyorsunuz. Bir daha. İman içimize girmiş, ayrıdır. Sedat iyi dinle bunu. İman içimize girmiş, ayrıdır. İmanın içine biz girmişiz, ayrıdır. Tamam. Şimdi bir daha, iman nimettir. O kişiye has, ötelerin dünyasına koymaktır. Seni içine alan, ruh ve kalbini besleyen, alemsiz alemdir. Vücutsuz vücuttur. Varlıksız varlıktır. Nasıl ki Allah'ın varlığı Celle Celaluhu nimet olduğu gibi, şu anlar 758'de, Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki diyor. Yani son cümlemiz, ben iman sana şunu söylüyor. Ben varım dettiren, diyebilen makamına getiriyor. Ben, yani taş toprak dahi olsa bu vücut, ben varım. Allah varken hiçbir şey yoktu. Ben var olmuşum. Vücut bulmuşum onunla. İşte zat-ı sıfattan olan vücut, beka, muhalefetin havadis, kıyam-ı binesi var ya orada. Oradaki o vücudu aktif ederek iman, ben varım diyebilmek. Varım. Ben varım diyebilmektir. Yani ötelerden onaylanmaktır. Yani sen Allah'a itikat ettin. İyi, bu cümleye bak dikkat. İtikat ettin. Nereye itikat ettin? Allah'a. İtikat buradan ne bakış? Öyle birisi var mı? Alameti nedir? Varlığını ben itikat etmişim, yetmiyor. Ötelerin beni onayladığına delil, irade-i cüz'inin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu nurdur sırınca, iman Zat-ı Zülcelal tarafından onaylandığının bilinmesidir. Onaylandığını idrak etmektir. Dersim burada bitti. Katkısı olacak, sorusu olacak veya ya burası anlamadım diyecek varsa, kimi ispat ediyor herhalde? Bir daha. Kimi ispat ederken? Evet. Bu içsel seziş. Bu konuşulanların daha arkasında bu. Fakat bu akşamki ders imanın efendim? Evet. Evet, diyor ki iman bu alemde bu tesirat azimeyi yapar. Elbette dar bekada öyle semerat ve fuyuzat olacak ki bu dünyadaki akıl ile onlar yahut edilmez ve terk edilmez. Bu konuştuklarımız ve konuşacaklarımız bu taraf. Çünkü
akıl işi değil. Çünkü akıl Allah'ın ilim subutu sıfatından gelmiş. Bir alettir. Kudret vücut vermiş. Cihazdır. İman cihaz değildir. Zatının nurudur. İman nimetmiş. Yani itikat ettiğin zatça onaylandığının alametidir iman. Peki soruyorum. Allah'ça onaylandığını bilinmek istemez misin? Allah acaba beni onayladı mı? Allah acaba beni kabul etti mi? İnsan bunu bilmek istemez mi? Onun alameti imandır. E peki iman olduğunu nerede biliyoruz? Bu saydığımız ve sayılabilecek daha nice alametleri vardır. Neye benzer? İnsanın siması ve sesi batınını tanımladığı gibi dışarıya, biyolojik olarak insanın idrarı ve gaytası, eti, kanı, alınan parçası, otopsi vesairesi de, saçı, tırnağı, insanın batınını dışarıya taşıdığı gibi, iman da öteleri, vacibi, alim-i şehadete taşımasıdır. Bunu nereden söylüyorum? 15. Şuada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam için diyor ki, öyle iman etmiş ki diyor, alemi, gaybı, alemi şehadeti taşıdı diyor. Burada duruyorum. Bu alametler, yüz kemizdeki alametler, Esma'nın cilve cemal nakşı sanatı mı oluyor? Yani değil. Öyle mi yok? Değil değil abi. İman zattan. Yani Esma... Bizde gözükenleri yani. O bizde işte buradaki saydıklarınız var ya. Şuna taraflı mı yani acaba? Şu. Yere ayrıdan. Eğer hadiseleri evvelu, ahiru, zahiru, batın ile bakarsan Esma tarafın, imanın Esma tarafı. Eğer ben varım diyebilmek Esma değil. Bu sıfat tarafı. Şefkat-ı mukaddise, muhabbet-i münezzeh, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar-ı mukaddiseler ise halettir. Ruh tarafı. Tarafsız taraf. Vücutsuz vücut ise sır tarafı. İman hepsini cem etmiş. Abi iman böyle bir hat gibi düşünsek, işte vahiy, ilham, kelimatı taşıyan bir yol, güzergahta görev alıyor diyebilir miyiz? Evet, bir de söyle. Yani böyle imanlı bir hat, bir yol gibi düşünsek, tahayyül etsek, oradan işte kelimatı, vahiy, ilhamı taşıyan ray gibi de düşünebilir evet. miyiz? Evet, kelam da öyle. Kelam. Yani mesela kelamı hiç kimse gözükmez, görmez. Ağzımızdan çıkan kelamı kimse görmez. Ama kelamın içerisinde fikir olduğunu bize gelince... Fikrimiz uyanınca diyoruz ki bu kelamın içinde fikir var. Hislerimiz uyanınca bu kelamın içinde vicdan var. Duygular olunca bu içinde kalp var. Latifelerimizi oynatınca kelam, benim ağzımdaki kelamı görmüyorsunuz. Ama nasıl anlıyorsunuz? Aklımdan çıkanı kelamın içine koydum. Kalbimden çıkanı kelamın içine koydum. Ruhumdan çıkanı koydum. Şimdi bunları koydum. Bunları sana taşıyınca sen orada şahit oluyorsun. Sen orada şahit oluyorsun. Yani kelam bir yol gibi. İnsanın ruhunun alem-i şehadetteki vücud haricisidir. Peki. Abi şey söyleyeyim mi? Şimdi diyor ya, ceza insanın elindeki ihtiyar pek vardır. Havasının en genç halal olduğu halde o halal akıl ve aklın semerlediği hata edemez. Bizim de aklına göre halalin her geniş daha böyle daha ihata bir şey gibi ilk etapta insan anlıyor. Şu metne göre aklın ihata ettiğini hayal de ihata edemiyor ya. Diğer türlü de hani idrak-ı meali o küçük akla gerekmez, zira bir terazi bu kadar sikleti çekmez diyoruz ya. Şimdi ahirete dair vesaire akıl anlamakta zorluk çekiyor da ahiretle alakalı mevzuyu neyi anlayacak veyahut da nedir ondan sonraki sistem ki anlaşılsın yani daha ihata olan. Ne diyorsunuz? Ne diyor bu? Bir şeyler biliyor da abi size tam detaylı anlatın diye soruyor. Tamam biliyorum. Şimdi suali ne söyleyeyim? Sormak ilmin yarısıdır. Sen peki ne anladın? Söyle bakalım. Yavuz. Yani abi ben şöyle. Ne anladın diye sorduğumuzda zaten iştikanıyor. Anlayamayacağım bir şeyi ne anladın diye sorulamıyor. Akıl burada rahatsızlaşmaya başlıyor. Diyor ki ya tamam da benim hissem nedir arkadaş? Cennet burada o idrak-ı mali neyle ne yapılacak? Hani anlaşılma meselesinden başka bir şey denilmesi gerekiyor burada. Akıl ortada olmayacağı için. Hani bunun şeyi nedir? Yani o idrak-ı mali neyle anlaşılır? Veyahut da bunları anlatabilmek için sadece bir teslim midir yani? Veyahut da nedir aklından sonrası yani? Şimdi Kalı Mesnevi de diyor ki bu tür fuyuzat için söylüyor. Akıl da diyor, her şeyin akıl olmadığını akıl da bilir diyor. Devamında.
Her şey tıkanıyor yani, bakın. Akıllı, akıl bir binektir. Ondan sonra belirli yere kadar seni taşıdıktan sonra arındarı dar. Ondan sonra akıl belirli bir yere kadar taşıyor. Şimdi şu anda anladığım akıl fikri bilip kalbin kapısına kadar gidebiliyor. Sonra artık işin hakikatleri başlıyor yani. O zaman şimdi ne diyeceğiz? Hani aklın yerini mesela ne alacak? Zihin mi alacak mesela? Veyahut da zihin haşir meydanı dedik. Hani onun yerini ne alacak? Veyahut da hani nereye devam edecek? Hiçbir şey birinin yerini almıyor Yavuz. Yani işte nasıl anlaşılacak? Orada biraz ben hani tam irtibas ediliyor gibi değil de ben acaba hani nasıl... Neyle tefrik etmek istiyorsun onu söyle açık. Yani açık olarak şöyle ama hani akıl anlayamaz diyoruz yani. Evet. Bu cevap akla yetmiyor. Yani tatmin olmuyor yani. Ha şöyle, haşa şey için değil. Evet sınırımı biliyorum diyor ama hani insan bir binekle gider, koşar, arabaya biner, iner sonra yürür sonra yüzer ya. Sonra denizaltıya falan biner. Hani ben sonra nasıl ilerleyeyim diyor yani. Evet. Çünkü aklın ayağı var, kalbin kanadı var. Sonra arkadaş oldukları zaman, imtizaç edince o zaman görüyor. Yani miraca gidince haşa aklını koymamıştı ki kenara. Yani akıl ancak ne zaman kavrar? Kalbe imtizaç edince, kalbe hizmet edince oluyor. Yani akıl cihazı, aleti. Peki kalple yapınca belirli yere kadar. Eğer ruh da imtizaç ederse, üçü, bu sefer onların sahası daha genişliyor. Tek başına Yavuz, akıl hiçbir şey değil. Kalp de öyledir arkadaşlar. Kalp de öyledir. Aklı devre dışı yapın, o da hiçbir şey değil. İmtizaç edecek. Tabi olacak ve ayağı olacak. Mesela milletler de öyledir. Ustad demiş ki bir millete, o bu milletin akıllarıdır. Başka bir millete diyor ki o bu milletin vücududur diyor. Ayağıdır diyor. Koludur diyor. Üstünlük değil yani. Hepsinin vasfı farklıdır. İmtizaç ederse akıla kanat takılmış oluyor. Eğer ondan sonra da kalbinde ayağı da olmuş oluyor. Yani eğer akıl olmadan kalbi indirin, bu dünya yaşamaz onlar. Öteleri yaşıyor. Ne yaşadığını da bilmiyoruz. Ne zaman akıl olunca yere basıyor. Ama kapsız akıl filozof oluyor. Akılsız kalp ise taassup ehli oluyor. Meczup oluyor. Cibali Baba gibi oluyor. Peki. İmtizaç süreci nasıl olacak abi? İmtizaç süreci işte tasavvuf da ayrıdır. Her bir meslek şahibinde farklıdır ama önemli olan bu derste o nasıl edecek konumuz o değil. Buradaki bugünkü şeyimiz imanın arkası kopuk olmadığını, bir şeyi bir zatı taşıdığını, tanımladığını. Hani bizim bir misal vardı, onu da diyeyim kapatayım. Siz çok uzun bir otobüs şoförüsünüz. Şoförün yanındaki kapıyı açtı şoför. İlk otobüs Adem Aleyhisselam binse neyse derdiniz? Otobüsünüz Adem Aleyhisselam size teslim oluyor hayatiyetini. Sizin araba kullanmanızı onaylayıp arabanıza, otobüsünüze bindi. Sonra Şit Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam şudur. Bütün 124 bin peygamber girdi. Ümmetleri de bindi. En son Fahri Kainat otobüsünüze binse. Sahabe-i Kiram binse. Sen şoförsün. Hepsi sana teslim olsa. Ümmeti Muhammed teslim olsa, binse otobüsüne. Evet tamam, kalktı, kapıyı kapatıp sürerken ne hissedersin? Çünkü sen taşıyorsun onları. Sana teslim olmuşlar esbab aleminde. Ona da benzemiyor. İman Allah'ı taşıyor. Onu da sana vermiş. İman Allah'ı taşıyor. Zatının bir nurudur. İmandan melek nasıl? Tefrik etmek mi? Yani en iyi tefrik ve tanımlamayı yapamasa da imanı tarif ederken işaretleyeceğiz da avamdır, tanımlayamaz ama fark etmez, imanı vardır. Bu ene ile farklı boyuta taşıyor imanı. Yani nuru iman, yani var ya tahkiki, taklidi, tafsilli, icmali, sucunun, gusun, hattın, battın, mutlalan, o ayrı bir yere götürüyor. Burada o konu değil, imanın dışa vuruşları. Peki geceniz mübarek olsun. İki cihan da aziz olsun. Aziz olasınız. Ve bu hakikatte haklanmayı nasip eylesin Cenab-ı Hak. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Ebeden daima sevgili kardeşlerim.